da ortadan kaldırıldı. GCK Yürütme Konseyi Eş Başkanları Cemil Bayık ve Bese Hozat'tan çözüm süreciyle ilgili önemli açıklamalar geldi. GCK'nin eş başkanları İmece TV'den Ayşegül Doğan'ın sorularını yanıtladı. Süreçle ilgili merak edilen konularda önemli mesajlar verdi. Bir yılını dolduran süreçte devletin hala adım atmadığını vurgulayan GCK eş başkanları sürecin bu şekilde devam edemeyeceği uyarısı yaptı. Bir yıldır diyalog biçiminde devam ediyor. Müzakere sürecine süreç evrilmedi. Tabii sürecin müzakereye dönüşmemesinin temel nedeni de hiç kuşkusuz AKP politikalarıdır. Türk devletinin tutumudur, sürece dönük tutumudur. Mevcut biçimiyle de sürecin gitmeyeceği çok açık. AKP'nin bütün yaptığı aslında ateşkesin sürmesidir. Çünkü ateşkes sürerse işte savaş olmadı, işte ölümler olmadı, bunu da ben sağladım değil. Bunu seçim propaganda malzemesi yapıp seçimleri kazanmak, iktidarını sürdürmek istedi. Bu amaçla sürece yaklaştı. Onun için zaten süreci bitirdi, bitirme noktasına getirdi. GCK eş başkanları 17 Aralık operasyonuyla dikkatlerin üzerinde toplandığı Gülen cemaatiyle ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi. Bayık, Gülen cemaatini Kürt sorununun çözümüne karşı durmakla suçladı. Burada zalime karşı durması gerekirken, mazlumun yanında yer alması gerekirken, zalimden yana tutum takınıyor. Diyor ki, Kürt devletini onur zedelenmemeli. GCK eş başkanı Bese Ozat, Kürt kadın siyasetçiler Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şahlemez suikastlerine dair de önemli açıklamalar yaptı. Ozat, Paris suikastinde MİT'in yer aldığını savundu. MİT tabii ki MİT içindedir. Yani o belgelerde çok açıktır. Kamuoyuna yansıyan belgeler. Tabii ki Ömer Güney'in MİT elemanlarıyla yaptığı çeşitli görüşmeler var, telefon görüşmeleri. Yakından tanıyan arkadaşlar vardı Ömer Güney'i, teyit ettiler. Ses onun sesidir. Evet. Bir de belgeler nettir, yani somuttur. MİT'in belgeleridir. Bese Ozat, zanlı Ömer Güney'in MİT görevlileri dışında ordu mensupları ve Gülen cemaati üyeleriyle ilişkisinin olduğuna dair de daha önce dile getirilmemiş ve çok tartışılacak bir iddia ortaya attı. Son çıkan telefon. Tabii ki yani bir de Ömer Güney...